İyi akşamlar. Ekodinamiğe hoş geldiniz. Ekonominin dinamikleriyle yeniden karşınızdayız. Dünya ve Türkiye ekonomisindeki gelişmeleri bugün özellikle Bursa penceresinden değerlendireceğiz. Daha doğrusu özellikle Orhan Gazi ilçesinin penceresini aralayacağız ekonomik dünyaya katkısı açısından. Ama her zaman olduğu gibi kısa bir tur atalım. Haftanın ekonomik değerlendirmesine baktığımızda gözler Amerika Birleşik Devletleri'nde, bütün dünyada, özellikle piyasalarda Amerika'ya yönlenmiş durumda. Çünkü Amerikan başkanlık seçimleri çok hızlı bir yarışa sahne olmakta ve 8 Kasım itibarıyla da bu sahnenin sürpriz çıkarıp çıkarmayacağı da ortaya çıkacak. Ancak belirsizlik arttıkça da piyasalar bunu satın almaya başlamış durumda ve dün gece Amerikan Merkez Bankası Fed'in kararları açıklandı. Faizler değişmedi ama Aralık ayında bir faiz için işaret net biçimde geldi. 2017 içinse fazla bir şahin görüntü oluşmaması bir parça rahatlattı ama onlar da başkanlık seçimlerinden nasıl bir sonuç çıkacak ona odaklanmış durumda. Gözler dışarıda, özellikle Amerika'ya odaklanmışken İngiltere cephesinde Brexit'in Anayasa Mahkemesi'nce parlamento onayına yönlendirilmesi kafa karışıklığına yol açtı. Avrupa cephesinde, Türkiye'de ise iç piyasada özellikle baktığımızda başkanlık referandumu tartışmaları, idam tartışmaları, sınıra asker sevkiyatının artması ve jeopolitik riskler de gündemdeydi. Ama bu hafta itibariyle de ihracat ve enflasyon rakamlarını konuştuk. İhracat rakamları biraz ivme kaybetmiş durumda. Ancak dış ticaret cephesindeki açık hala makul seviyelerde. Enflasyonsa bizi sevindirdi. Bugün açıklanan rakamlar beklentilerin altında kaldı ve yıllık tüketici fiyat endeksi %7,16 seviyesinde. Dolayısıyla yeni bir faiz indirimi içinde mesaj gelmiş oldu ve haftanın ekonomik gündeminde de özellikle hükümetin de talebiyle bankaların, artık özel sektör bankalarının özellikle yavaş yavaş faiz indirmeye başladığını görüyoruz. Merkez Bankası eğer Amerika'dan olumlu haber gelirse bu ay yine faiz indirebilir son enflasyon rakamlarına göre. Dolayısıyla özel bankaların bir parça daha fedakarlıkta bulunarak, çünkü ciddi karlar elde ediyorlar, faizleri daha aşağı çekme opsiyonunda olduğunu görüyoruz bu tablo itibariyle. Evet, ekonomide hızlı bir tur attık ama özellikle ekonomiye Bursa penceresinden, Orhan Gazi penceresinden bakacağız dedik. Program konuklarımı sizlere tanıtmak istiyorum. Sayın Ergün Efendioğlu, Orhan Gazi Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı efendim, yayınımıza hoş geldiniz. Teşekkür ederim. Sayın Murat Öztürk, Orhan Gazi Ticaret ve Sanayi Odası Başkan Yardımcısı efendim, sizler de yayınımıza hoş geldiniz. Efendim, teşekkür ediyoruz. Ve Sayın Mehmet Dönmez, Gedelek Mahallesi Muhtarı efendim, yayınımıza hoş geldiniz. Teşekkür ederim. Evet, ben yayının konsepti gereği kısa bir tur attım ama ekonomi çok hareketli, gündem hareketli ve yıl sonuna yaklaştık. Sayın Efendioğlu, sizle başlayalım isterseniz sohbete. Ben çok kısa tüm konuklarımdan hep rica ettiğim bir değerlendirmeyi sizden de rica edeyim. Son iki aya girdik, hızlı bir süreç var ve çok yoğun bir gündem var hem Türkiye'de hem dünyada baktığımızda. Bugünden itibariyle de bazı ekonomik veriler biraz hedeften uzaklaşsa bile bazıları yakınlaşmış gibi de görünüyor. Son enflasyon rakamlarında olduğu gibi. Ancak yaşanan pek çok olaya rağmen bana göre, benim yorumum, ekonomi yine sağlam duruyor. Ama elbette zorluklar var. Zorlukları da sizler yaşıyorsunuz sahada. Ben birebir sizin bakışınızı merak ediyorum. Onu sormak istiyorum. Öncelikle bizi misafir ettiğiniz için şahsım ve arkadaşlarım adına sizlere çok teşekkür ederim, Orhan Gazi adına. Ferit Bey, dediğiniz gibi ekonomide bir nebze irtifa kaybı var ama bu gayet normal. Yaşadığımız malum Melun darbe girişiminden sonra başka ülke olsa emin olun bunun altından bu kadar rahat kalkamazdı. Şu anda ihracat rakamlarımız 139 milyar dolar dün diye evvelsi gün TİM açıkladı. Evet, bir önceki yılın rakamlarıyla mukayese ettiğimizde bir düşüş rakamları var ama İşsizlik oranlarına baktığımızda, büyüme oranlarına baktığımızda çok ciddi bir, yani yaşadığımız kritik olaylara göre ülke olarak milletçe kenetlenmenin ödülünü alıyoruz. Çok ciddi bir küçülme, daralma yok. Hükümetimizin de yeni ekonomik tedbirleri, paketleri, sürekli üst üste açıkladığı paketler sürekli soğutuyor olayı. İyi oluyor. Bankalarda geçen gün açıklamalar yaptılar. Özellikle özel bankalar, ben buradan da teşekkür ediyorum. Tüketici kredilerinde, güzel bireysel kredilerde güzel indirimler yaptılar. Zaten dünyada ekonomi sıkıntılı seyrediyor. Sizlerin haberlerinden de izliyoruz. Onun için ben sizin gibi bakıyorum. Olumlu bakıyorum. Ülke olarak gayet iyi gidiyoruz şu anda. Yaşadığımız olaylara, coğrafyaya rağmen çok iyiyiz.
Yani baktığımızda sanayici iş dünyası da sıkıntılarla mücadele konusunda elinden geleni yapıyor ve milli mücadeleyi biz ekonomi anlamında da görüyoruz herhalde. Yoksa dediğiniz gibi pek çok daha fazla sıkıntı yaşama ihtimalimiz de artardı. Haksız not darbeleri yedik diğer taraftan. Küresel darbeler diğer taraftan. Ülke ekonomisine baktığımızda genel anlamda tablo beklentilerden çok kötü değil. Hedeflerden biraz uzaklaşsa da ama mesela ihracat rakamı paylaştık. Ülke ihracat ortalaması biraz düştü ama Bursa'nın şehir olarak rakamlarına baktığımızda %8'in üzerinde bir artış var. Evet. Bursa lokomotif kent olmayı sürdürüyor. Siz de bu artış içerisinde ciddi bir paya sahipsiniz bildiğim kadarıyla Orhan Gazi olarak. Buradan isterseniz biraz daha ilçe ekonomisini açalım. Olur. Ana hatlarıyla öne çıkan rakamlarınız neler? Doğru. Genel sektörel manzara ne? Yani Orhan Gazi diye akıllara bir ekonomik manzara getirecekse insanlar nasıl bir tablo çıkar? Şimdi dediğiniz gibi biz Bursa'mız Türkiye ekonomisinde bir daralma olurken Bursa'mızda tersi sevindirici bir durum. %8 bir büyüme var ve bu tabii Orhan Gazi gibi İnegöl gibi lokomotif ihracatta lokomotif diyorum çünkü Orhan Gazi 540 milyon dolarlık bir ihracat rakamıyla aylık yıllık mesela örnek vereyim Yalova'nın ihracat rakamları 56 milyon dolar. 540 milyon dolar 10 katı gibi bir rakamdan bahsediyoruz. Türkiye'nin 22. iline eşit ihracat yapıyoruz Orhan Gazi olarak. Buradan firma isimleri zikretmeyeyim çünkü reklama giriyor ama çok uluslararası firmamız var. Dökümünden, gıdasına, yatçılığından, yün ipliğine kadar, otomotiv yan sanayinden. Orhan Gazi sanayide çok güçlü. 12 bin kişi direkt istihdam sağlıyor Feridun Bey. Bu çarpan etkisiyle bir aileyi ortalama 3 ya da 4 kişi düşünürseniz 70 küsur bin bir Orhan Gazi'nin 40 bininin Orhan Gazi Ticaret Sanayi Odası üyelerinin ekonomisinden geçindiğini görürsünüz. Bu Ticaret Sanayi Odası olarak Orhan Gazi olarak çok güçlü bir ekonomimiz var. Yıllık 1.6 milyar dolarlık bir işlem hacmimiz var ki dediğim gibi Türkiye'nin 22. iline eşit bir Bursa'mıza yakışır bir ilçeyiz diyelim biz. Yani başlı başına bir ekonomi her şeyden önce. Kesinlikle. Ve Bursa'ya yakışır bir ilçe sözü çok önemli. Evet. Bursa'nın en önemli misyonu ekonomide marka olmak. Çok siz de açıkçası ilçe olarak markasınız. Evet. Bu marka özelliğiniz açıkçası belki de çok alanda bilinmiyor. Bazı sanayi kuruluşları biliniyor, bazı doğal kaynaklar biliniyor ama zeytiniyle de olsun, turşusuyla da olsun, tarım faaliyetleri, şimdi turizm çabalarınızı ben yavaş yavaş görüyorum. Evet. Anladığım kadarıyla bu zaten yoğun ekonomik faaliyet daha da genişleyecek zannediyorum değil mi? Şimdi Feribun Bey az önce söylediğiniz gibi zeytiniyle, turşusuyla dediğiniz gibi biz sanayide çok güçlüyüz. Az önce verdiğim rakamlar da bunu teyit ediyor. Tarımda da iyiyiz. Turizmde zayıfız ki o noktaya geldiğimizde yine bunu açarız ama tarımda özellikle zeytinde, turşuda ticaret sanayi odası olarak bizim rolümüz tam da ticaret sanayi odası rolümüz burada başlıyor. Biz mümkün olduğu kadar üyelerimizin ürünlerini marka yaratmak. Biliyorsunuz bir ürün marka oluyorsa 2-3 katı fiyata satılabiliyor. Aranan ürün oluyor raflarda. Coğrafi işareti aldığınızdaki çok kısa bir örnek vereyim size. Buyurun. Mesela Ordu'nun Akkuş ilçesinde fasulyelerini coğrafi işaretini almak istediler. Ziraat odası bir çalışma yaptı. Fasulyesinin özelliklerini öne çıkarak coğrafi işaretini aldı. 2 liraydı fasulye coğrafi işareti almadan önce. Bugün Google'da yazın çıkıyor coğrafi işaret Akkuş diye. 15 lira şu anda coğrafi işareti aldıktan sonra aranan ürün oldu. Ve 400 ton yıllık üretimlerini 2000 tona çıkardılar. Bakın 1.8 liradır bunun maksimum maliyeti onlar için. Ama 15 liraya artık satıyor oldular. Bu çok önemli. Çünkü karla kalkınır. Evet. İlçede, ülkede, ailede karla kalkınır. Bizim ticaret sanayi odası olarak gayretimiz zaten turşumuza coğrafi işaret alma gayretimiz bunlar. Onun ekonomik değerini biz ticaret odası olarak en yükseğe çıkarmakla mükellefiz. Ona gayret ediyoruz. Çok ilginç bir örnek özellikle Bursa özelinde biraz sonra açacağız. Zeytinimiz. İlginç bir festivalde mesela olacak. Kerameti Üreğil'de zeytinimizin özellikle kuzey yamaçlarında zeytinin çok lezzetli olduğu bu teyit edilen bir durum. Gemliğin de katırlısı böyle mesela. Ama biz zeytinimizi daha çok üreticimize şunu anlatmaya çalışıyoruz.
Biz bir Akhisar, Hatay gibi tonlarca tonlarca geniş arazilerimiz yok ama butik madem arazilerimiz küçük, butik üretim ama güzel şişeleme, güzel ambalajlama, hı hı. marka yaratmak. Markayla bunu 5 liraya mal edip 6 liraya değil 5 liraya mal edip 10 liraya satabilmenin gayretinde olup az önce söylediğim gibi zenginliğimiz ailelerimize, üyelerimize, ilçemize böyle gelecek. Onun için bizim gayretimiz coğrafi işaret, turşuda özellikle coğrafi işaret, zeytinde de marka yaratarak ürüne onları katma değer sağlamak. Biraz sonra nasıl olacağını soracağım. Biraz detaylar da tabii önemli. Ki, sadece yapacağız ki. Demekle olmuyor. Aynen, Türkiye'de çok aynen. örneklerini çok gördük. Çok festivallerde gördük. Önemli evet. olan kalıcı olmak ve dediğiniz çok katma doğru. değer. Katma neticede. Değer, evet. Sayın Öztürk, ben ilçe ekonomisini sizin de değerlendirmenizi rica edeceğim. Ama tabii. bu perspektiften yani Hı-hı. markalaşma, katma değer, inovasyon. Bu anlamda ilçenin sizce potansiyeli nereye doğru gidebilir? Evet. Sizin oda olarak buradaki misyonunuz, vizyonunuz nasıl bir çerçeveyi daha fazla öne çıkaracak evet. bundan sonra? Şimdi başkanım da söylediği gibi o ilçemiz sanayi olarak gücünü almış bir ilçe. Zaten sanayi açısından da çok yeterli büyüme alanlarına da sahip değil. Tarım olarak da belirli bir güce sahip. Fakat bu gücünü tam gösteremiyor tarım alanında özellikle. Çünkü markalaşmış ürünleri yok. Ciddi üretim rakamları var. Tarımla ilgili olarak da çok iyi değerler var. Fakat bunları pazarlayamıyor ya da bu konularda eksiklikleri var. Özellikle üreticilerimizin, üyelerimizin. Kivi konusunda ciddi yatırımlar yapıldı bölgemizde. Belki birkaç yıl sonra kivinin merkezi artık Orhan Gazi olarak anılacak. Tabii bu süreç biraz yeni. Biz de marka olarak, oda olarak ticaret odamızla birlikte ürünlerimizin marka değerleriyle daha ekonomik, daha katkı sağlayacak nasıl faaliyetler içerisinde olabiliriz noktasında çalışmalar içerisinde bulunduk. Zeytinle ilgili gerekli çalışmalar yapılmıştı. Zeytinle belirli bir aşamaya gelindi. Fakat Orhan Gazi ile özleşen, Orhan Gazi'nin marka değeri olan diğer bir başka ürün arayışı içerisindeydik. Baktık ki hemen yanımızda Gedelek Mahallesi, Gedelek Köyü'nde turşu ile ilgili ciddi bir çalışma var. Ekonomik olarak da baktığımız zaman rakamları gayet uygun. 55 bin tonluk bir turşu üretimimiz var. Ve nüfus olarak da bayağı bir bölgeye hitap etmekte. Bu ürünle ilgili neler yapılabilir noktasına geldik. Araştırmalarımızla bu ürünü daha markalı, daha bilinir, daha büyük pazarlara ulaşabilmesi için bir çalışma başlattık. Coğrafi işaret çalışmamızı. Bu yaklaşık 3 yıl kadar önceki bir başlangıcımızdı. Türk Patent Endüstrisi'ne coğrafi işaret başvurumuzu yaptık. Burada belirli süreçlerden geçildi, üreticilerimizle bir araya gelindi. Bunlarla ilgili üretim metotları, neler yapılabilir noktasında iyi ciddi çalışmalarımız oldu. Dosyamız güzel bir şekilde hazırlandı ve Türk Patent Endüstrisi'ne verildi. Bununla birlikte artık ürünümüz tescillenmiş olacak. Yani Gedelek turşuları, Orhan Gazi Gedelek turşuları bir marka olarak iç pazarda ve dünya pazarlarında aradığı, hak ettiği yeri bulmuş olacak. Biz bunun yönünde çalışmalarımızı yani devam ettireceğiz. Markalaşma konusunda çok özel bir önem veriyorsunuz. Kesinlikle. Özellikle bunun tescillenmesi yönünde ve bunun desteklenmesi yönünde. Bunun bir ayağı da tanıtım ve festival Evet oldu. O festivale biraz sonra bir parantez açalım tabii isterseniz. Ki, tabii ki. Ama ana eksen benim gördüğüm tarihsel perspektifte öncelikle sanayileşme ile gelmiş. Çünkü özellikle de ulaşım anlamında çok uygun bir yerde Orhan Gazi her şeyden önce. Sanayileşmede şu an varılan nokta baktığımızda Sayın Efendioğlu sizce nedir? Görmek istediğiniz Orhan Gazi sanayi kenti olarak neresidir bundan sonraki ufkunuz açısından? Çok güzel bir soru. Bizim ticaret sanayi odamızın da burada bir misyonu var. Çünkü şöyle Feridun Bey, az önce de söylediğim gibi sanayide Orhan Gazi, özellikle ağır sanayide artık geldiği noktaya geldi. Bundan sonra daha sanayiye yüklenmemizin anlamı yok. Şimdi kalkınmakta olan ülkelere, kalkınan ülkelere baktığınızda sanayi, tarım ve turizmdir sac ayakları, üç sac ayağı. Biz bunu minimize edip Orhan Gazi'ye uyarlasak sanayimiz bizim oldukça güçlü durumda. Oraya artık sanayiye daha üstüne koymak gibi bir derdimiz yok. Tarımda iyiyiz ama az önce söylediğim gibi tarımda iyileştirmelere ihtiyacımız var. Zeytinimizi marka yaratmak ki az önce Murat Bey de detayını açtı. Gedelek turşumuzun coğrafi işareti, kivimizi keza buradan kivi ile alakalı da Ziraat Odası Başkanımıza da
İlçemiz adına teşekkür, şükranlarımızı sunuyorum. Çok güzel kivi ile ilgili çalışmaları var. Şimdi sanayide gıda OSB bir çalışmamız var süpürgelik mevkiinde. Ova'dan artık sanayini, Ova sanayiyle alakalı almaması gereken ama aldığı yükünü aldı. Sanayiyle alakalı süpürgelik mevkiinde bir gıda OSB çalışmamız var. Gelebilecek artık sanayi talebini tarımsal depolama gibi talepler oluyor. O bölgeye kaydırıp ovamızı, ben Ticaret Sanayi Odası Başkanı olarak sanayinin başındaki insan olarak şunu söylüyorum. Ovamız sanayiden yükünü almıştır. Artık ovamızı bu saatten sonra Orhan Gazi'nin yaşayan insanlar olarak, hep para kazanan değil, Orhan Gazi'de yaşıyoruz. Ovamızı tarım ve turizm için bu saatten sonra planlamamız gerekiyor kalan arazilerimizi. Sanayiyle alakalı gıda OSB süpürgelik mevkiine kısmen oraya alıp sanayiyle alakalı yükümüzü biz tamamlamak istiyoruz. Dediğim gibi bundan sonra keçemiz bizim ilçemize, belediyemizin turizmle alakalı çalışmasına biz de Ticaret Sanayi Odası olarak destek veriyoruz. Yerinde bir tespittir diyoruz. Evet, burada artık sanayileşmede doygunluğu görüyoruz ama yine de açık kapı bırakmış durumdasınız. O da ovaya dokunmamak şartıyla ayrı bir OSB kapsamı içerisinde. Evet. Ben buradan tarım ve turizm deyince sanayinin de diğer bir tarafında doğal kaynakları görüyorum. Evet. Sizin de çok uzman olduğunuz bir alan. Sıcağı sıcağına da Bursa'da önemli bir fuar var. Özellikle mermer ağırlıklı blok mermer fuarı dünyada bir tane yapılan bir fuar. Doğru. Ama Orhan Gazi'de doğal kaynaklarıyla bir tarafından aslında biliniyor. Evet. Bu açıdan da baktığımızda orada da bir doygunluk var mı veya tarım ve turizm ilişkisi nasıl kurulacak? Yani kısacası doğal kaynaklarda mermerde vaziyet nasıl? Mermer'de Bursa'mız sizin de söylediğiniz gibi dün de Sayın Valimiz, Büyükşehir Belediye Başkanımız şereflendirdiler bizleri. Çok teşekkür ediyoruz kendilerine yaptığında. Dünyada bir ilk gerçekten. Buradan Matsiyat Yönetim Kurulu'nu da tebrik ediyorum. Büyük bir vizyon ortaya koydular. Dünyada birçok mermer fuarı var. Hatta her ay mermer fuarı var her ülkede. Ama blok mermer fuarı Feridun Bey bir ilk. Ama Türkiye'miz bunu hak ediyordu. Şöyle, dünyada tespit edilen 40 milyar metreküp gibi bir mermer rezervi tespit ediliyor ki bunun 14 milyar metreküpü de Türkiye'de, yani %30 civarındaki 250 küsur ülke düşünürseniz dünya yüzeyinde bunun %30'unun Türkiye'de olması Cenab-ı Allah'ın bir lütfu bize. Burada yalnız bizim biraz daha mermerciler olarak bize düşen görev, çünkü dünyada 20 milyar dolar gibi bir işlem hacmi var mermerde. Biz henüz 2 milyar dolarını, bakın %30 rezerve sahipken hacimde 2 milyar dolar gibi bir ihracat rakamlarına sahibiz. Burada biraz daha rahmetli Özal'ı da burada minnetle anıyorum. Maden kanununu çıkardığı 3213 sayılı maden kanunuyla beraber mermerci ihracatçı oldu. Bize düşeni henüz daha yapabilmiş durumda değiliz. İyiye gidiyoruz. Fakat mesela İtalya bugün mermerde rezerv olarak bizim kadar rezerve sahip değilken bir ton mermeri 1102 dolara elden çıkarırken biz henüz 563 dolara elden çıkarıyoruz. Yani İtalya'nın bir takım elbisede, gözlükte, ayakkabıdaki gibi üzerine tasarım koyuyor, inovasyon koyuyor, Arge koyuyor ve akıl koyuyor daha doğrusu. Marka ve marka yaratıyor. Az önce marka yani, dediğimiz bu zaten. Şimdi bundan sonra sizin Orhan Gazi bazında sektör adına yolunuz bu yönde değil mi? Herhalde kesinlikle veya bu yönde. Matsiyat üzerinden de tüm Türkiye'deki sektöre dönük çalışmalar bu yönde. Aynen öyle. Ama biz şu yönden de şanslıyız. Sektörümüz için söylüyorum, madencilik. Bizler alaylı olarak yetiştik ama gelen jenerasyon, genç jenerasyon mektepli olarak ve bunlar Arge, tasarım, inovasyon, dil biliyorlar. Çevreci Madencilik Derneği'ni kurdular. Çevreciler kadar hassas. Nihayetinde çevre hepimizi. Ulu Önderimizin dediği gibi bir milletin yücelmesi, kalkınması yeraltı zenginliklerini değerlendirmesine bağlıdır. Yeraltı zenginliklerimizi ama değerlendirirken çevremize duyarlı. Biz madenciler bir çevreci kadar hassas, duyarlı üretim yapmamız lazım. Genç jenerasyonumuz da bu yönde çok daha iyi yetişiyor.
İnşallah yeni jenerasyon madencilerde çok daha bizden daha iyi üretim yapacaklar. Yani çok daha fazla getirisi olan, katma değeri olan, ihracat geliri olan, tasarımı olan ve çevreci bir sektör geliyor. Aynen. Orhan Gazi de Bursa'da Türkiye'de kazanacak. Kesinlikle. Bu durumda. Yani yolu yönde önemli bir temel bu. Açıkçası küresel anlamda ihtiyacımız olan bütün kavramları siz kendi ekonomik skalanızda uygulama gayretindesiniz. Bu oda olarak benim gördüğüm, çizdiğiniz vizyon çok önemli. Uygulamalar tabii önemli. Bütün bunların arasında az önce kısa kısa değindik ama özellikle sanayileşmeden ve madencilik alanından doğrudan dolaylı etkilenen bir tarım sektörü var. Evet. Ve tabii ki turizm uzantısı var ama tarıma Sayın Öztürk az önce biraz değindiniz siz. Zeytin başka ilçelerle çok anılıyor. Coğrafyamız var yani yapı olarak da. Zeytinde mesela benim merak ettiğim pek çok başka ilçe öne çıkıyor ama sizde de ciddi üretim kapasiteleri var. Markalaşma gayretiniz var. Evet, kivi sürpriz bir tarafta orada bir hızlı yarıştasınız anladığım kadarıyla. Coğrafi işaretle de özellikle turşularla. Bu üç ana eksende mi gitmeli gidecek biraz daha çeşitlenme ihtimali var mı coğrafya itibariyle toprak itibariyle? Şimdi zengin ve güçlü bir coğrafyaya sahibiz. Yani Orhan Gazi Ovası baktığımız zaman her çeşit sebzenin, meyvenin üretebildiği verimli bir toprak alanına sahip. Ama zeytinlik alanlarımız burada fazla. Yani zeytinlik alanları olarak alanlarımızı doldurmuşuz. Zeytinde de daha çok butik satışa yönelik, özellikle bölgenin Türkiye'nin satış merkezine hedefli bir politikamız var. Bizim yani Orhan Gazi ve Ticaret Sanayi Odası olarak biz Türkiye genelindeki tüm zeytinin merkezinin satış noktasının Orhan Gazi olması yönünde çalışmalar istiyoruz. Çünkü bir Akhisar olsun, bir diğer bölgelerde olsun artık onlar da bu pazara ortak oldular. Fakat zeytinin alınıp satıldığı bölge Orhan Gazi, büyük tüccarlarımız, alıcılarımız Gemlik Orhan Gazi hattı üzerinde bu alımları yapıyor. Yani diğer bölgelerin zeytinlerini de buradaki tüccarlarımız alıp değerlendiriyor. Bu açıdan güçlüyüz. Güçlü olduğumuza inanıyoruz. Diğer ürünler konusunda da dediğimiz gibi yani elmasından tutup deveci armutu, diğer farklı ürünlerde de gerçekten iyi üretim değerlerimiz var. En büyük artımız az evvel de bahsetmiş olduğunuz gibi ulaşılabilir olma noktasında yakın, merkezlere yakın olmamız. Bursa'ya bir 40 kilometre, İstanbul'a keza otoyoldan sonra bir 20 dakikalık mesafe ile büyük pazarlara çok kısa sürede ulaşabiliyoruz. Bu da hem ürünümüzün oralarda daha değerinde satılması, maliyetlerinin daha uygun hale gelmesini hem üreticilerimizin çeşitliliğini arttırıyor. Yani talepler doğrultusunda farklı ürünlere özellikle yönlendiriliyor. Yapı olarak da özellikle işte İznik bölgesi, Orhan Gazi bölgesiyle birlikte bir merkez haline gelecek. Biz bu konuda da çalışmalarımız var. Gıda OSB ile özellikle bir yol kat etmek istiyoruz. Yani burada biraz daha organize yapıların burada ihtiyacı oluyor. Turşu ile ilgili bahsetmiş olduğumuz gibi özellikle yerel üreticilerin daha büyük pazarlara açılması, ürünlerini daha iyi yerlerde, daha değerinde, ekonomi değeri daha yüksek hale getirerek satması ile ilgili çalışmalarımız, reklam tanıtımlarımız devam edecek. İşte festivallerimizin sürdürülebilirliğinden bahsetmiştik. Üçüncüsünü biz düzenliyoruz ki bundan sonraki tanıtım ayaklarımız da yıl içerisinde yine devam edecek. Bununla ilgili çalışmalarımız olacak. Üçüncüsü olan festivale geçeceğim ama geçmeden önce festivalin adı Gedelek'ten geliyor. Biraz oraya dönmek istiyorum Sayın Dönmez sizinle beraber kısaca ama tarım başlığı altında. Çünkü aslında tarım ham maddesi üzerine siz bir tür sanayileşmeyi de uyguluyorsunuz. Evet. Anladığım kadarıyla hatta bir tarihsel köken itibariyle turizmi de eklemleme de durumu var. Kısaca Gedelek'ten bahsedelim isterseniz ve şu anda oradaki ekonomik yapıyı da bir özetleyelim. Sonra festivali biraz açalım. Gedelek, Orhan Gazi ve Bursa adına nasıl bir tablo ortaya koyuyor ekonomide? Şimdi önce mahalleye geçtik ama biz hala köyüz. Hükümetin de bir politikası var. Diyor ki artık köylerden şehirlere göç engellensin. İşte buna bir örnek Gedelek. 50 yıl önce, 60 yıl önce tarımdan başladı. Bugün 70 tane firmanın ve 50 bin kapasiteli, 50 bin ton kapasiteli bir ticarethane haline geldi. Yani Gedelek Köyü. Gedelek Köyü çoğu ilçeden bugün ekonomi olarak büyüktür. Mermeriyle, turşusuyla, yatıyla, otomotiv sanayisiyle gerçekten Türkiye ekonomisine çok katkıda
bulunuyor. Özellikle tarımda 25 ilçeden bugün, pardon 50 ilçeden resmi olarak biz tarım ürünü alıyoruz. Türkiye'nin her yerinden, Gaziantep, Antalya, Çanakkale, Balıkesir ve bunların ilçelerinden, Afyon, Eskişehir, Bursa'nın ilçeleri. Yani bu kadar bir katkıda bulunuyoruz. Hı. Ve bugün Orhan Gazi, sağ olsun belediye başkanımız Neşet Çağlayan, Büyükşehir Belediyesi ve Ticaret Odası Başkanımızın katkılarıyla tarihini de içine alarak hem tarım, tarih, turizm hepsini iç içe alarak bir festival düzenliyoruz. Ve ben markalaşma olarak giderek gerçekten çok büyük kapasitede fakat markalaşamadık bir türlü. Hı hı. Kendimizi de tanıtamadık. Neden tanıtamadık? Çünkü eskilerimiz hep kendini geliştirmekten ve demin başkanımızın da dediği gibi alaylı olduğundan şimdi tahsilliler geldikçe, üçüncü nesil bu nesil, gittikçe daha değerli bir hale gelecek inşallah. Evet, nasıl daha değerli hale gelecek, özellikle festivalin rolü nedir? Bunları biraz sonra soracağım ama kısa bir aramız var. Peki. Ekodinamik reklamların ardından devam edecek. Orhan Gazi ekonomisinin Bursa'ya Türkiye katkılarını değerlendirdiğimiz ekodinamik reklamların ardından devam ediyor. Evet, Sayın Dönmez, sizde bırakmıştık. Çok önemli bir festivalin kapılarını aralamıştınız. Siz üçüncü kez düzenlenecek ama bir yerde baktığımızda tarımı sanayiyle birleştiren ve aynı zamanda turizme de artık ciddi bir kapı açan bir bölgeden bahsediyorsunuz. Tarihi geçmişi de var anladığım kadarıyla bayağı bir geçmişe giden bir Gedelek köyü söz konusu artık mahalle kapsamında da olsa. Bu çerçeveden ama siz Türkiye ekonomisine örnek bir tablo çizdiniz az önce. İstihdamıyla, üretkenliğiyle, pek çok sektörü bir araya getirmesiyle ve bunun artık tanıtılması da çok önemli. Evet. Bu aşamalarda şu ana kadar neler yapıldı, neler istiyorsunuz siz? Şimdi şöyle tarihinden de bahsedeyim. Festivalle turizmi nasıl birleştireceğimizi kısaca şey yapayım. Şimdi bizim köyümüz Yavuz Sultan Selim zamanından Bilecik'ten gelip yerleşme ve göde, eski Türkçe'de göde evlat manasına gelir. Yani bizim eski Türkçe'de yani Osmanlı'nın evladı. Burada ok yapımında kullanılıyor ve tarihi çınarlar suyu çok bol. Bunun içinde çiftçilik ön planda başlıyor 50 sene ve sanayiye dönüşüyor. Şimdi bu tarihi turizme çevireceğiz otoyolla beraber. Şu anda yaklaşık olarak 20 dakika İstanbul'a ve gezilip görülmesi bir yer. Tarihi yerde çınarla inşallah sizi de davet edelim festivale. O çınarlarımızı suyumuzu görürseniz köyün başından yukarıya kadar şöyle bir çıkıp bir dolaşırsanız o köye bütün insanlar sadece görmeye geleceklerdir. Tabii bu arada turizmi, tarımı ve sanayiyi iç içe gördükleri zaman yani eski ile yeniyi hepsini bir arada görecekler. Bunu tanıtacağız. Bunu da sağ olsunlar Ticaret Odası Başkanımız başlattı. Belediye Başkanımız Neşet Çağlayan ve belediyede çok büyük katkı veriyor. Ve yakında inanın Türkiye'ye örnek bir model olacaktır. Evet, buradan biraz festivali isterseniz Sayın Öztürk detaylandıralım. Evet. Ne zaman başlıyor, kaç gün sürecek, katılımlar, etkinlikler tabii ki yani festivaller çok Türkiye'de netice itibariyle. Sizin farkınız ne burada? Evet, ben öncelikle festival komitesi üyesi olarak yoğun bir çalışma içerisinde olduğumuzu belirtelim. 10 gündür ciddi bir çalışmamız var. Özellikle üreticilerimizle ve kadınlarımızla. Turşu'da kadın istihdamı gerçekten çok ön planda. %80'ine yakın kadınlarla üretim yapılan bir sektör. Bu konuda da biz çok önem arz ediyor bizim için. Festival olarak da köyümüzün Pınarbaşı mevkiinde bir festival alanımız var. İlkini de burada düzenlemiştik.
Şu an dört bir taraftan köylüler, Orhan Gazi Belediye'miz, kaymakamlığımız, tüm personelimiz oranın güzelleştirilmesi, gelecek olan konuklara daha iyi festival havası verilmesi için çalışmalar içerisindeler. Güzel bir festival organizasyonu olacağına inanıyoruz. 5 Kasım, 6 Kasım tarihlerinde, yani 2 gün sürecek. Cumartesi günü programımız başlayacak, pazar günü devam edecek. Cumartesi günü köy meydanından protokol eşliğinde Pınarbaşı'na doğru hareketle festival alanımızda olacağız. Burada çocuklara yönelik aktiviteler, programlar, festivale yakışan yemekler, maraton, foto maraton, resim yarışması ve diğer birçok aktivitelerle renkli, güzel, görseli olan bir festival programladık. Ben özellikle Bursa'mıza, ilçelerimize bu festivali gelip görmelerini, bu muhtarımın da bahsetmiş olduğu 500 yıllık, 700 yıllık tarihi çınarlarımızın altında, Pınarbaşı'mızda bu festivale katkı sağlamalarını isteyeceğim. Hazırlıklarımız yapıldı. Biz konuklarımızı bekliyoruz. En iyi şekilde ağırlamak için elimizden gelen gayreti göstereceğiz. Tabii ki bunun tanıtım ayağı bölümünde biz özellikle varız. Yani bölgemizde birkaç gündür civar merkezlerde standlarımız kuruldu. Burada merkezlerde turşu turşu su ikramlarımız oldu. Yalova'da olsun, Bursa merkezimizde olsun. Artı yine televizyon programlarımızda bu konuya özellikle dikkat çekildi. Yani marka değeri olan bir ürünü biz tanıtmak gayretindeyiz. Yani burada bir tanıtım varken aslında baktığımızda festival aynı zamanda hem bölgenin de tanıtımı her şeyden önce. Sadece bir ürün anlamında değil, çok ciddi bir tabii, bölgesel tanıtım. Orhan Gazi ile birlikte özdeşmiş turizm bir ürün. Kapısının evet, aralanması evet, demek. Bu tabii ki Türkiye'ye doğru daha geniş bir tanıtım ihtiyacını da ortaya koymakta. Gelecek yıllardaki festivallerde herhalde kapsamın daha geniş, daha coşkulu, daha farklı mecralarla değişik geniş kesimlere ulaşan bir hale gelmesi de gerekecek herhalde. Şimdi burada kadın istihdamı ile alakalı kadınlarımız gerçekten çok becerili. Yani köy kadınlarımız festivalle ilgili olarak altyapı ve donanıma da sahip. Daha önce bayağı toplantılar da yaptığımızda kendileriyle. Burada köy ürünlerinin tanıtılması, onun dışında turizme yönelik çalışmalarla ilgili eski evlerde köy ve organik ürünlerin satışı ile ilgili ciddi çalışmaları var. Eğer ziyaret ettiğinizde de göreceksiniz, standlarımız gayet zengin. Sadece turşu olmayacak, onun dışında diğer köyde üretilmiş doğal ürünlerimiz de olacak. Buradan alışveriş yapma imkanları da olacak. Turizm ayağı da bir anlamda bu noktada gelişmiş olacak. Yani belli ölçüde bu etkinlikler yayıldıkça da Türkiye özellikle Orhan Gazi'yi de GDL'yi de farklı yönleriyle tanıma fırsatı bulacak. Kesinlikle. Ekonomik bir katma değer her şeyden önce. Kesinlikle. Tanıtımsız olmuyor çünkü bu dönemde. Ama önemli olan üretim yapabilmek. Katma değerli üretmek, az önce Sayın Efendioğlu siz çok net vurguladınız. Özellikle sizin ilçe olarak çok öne çıktığınız belirgin üretim dalları var. Onlarda çok daha yüksek katma değere, inovasyona yönelme çabanız var. Burada koordinatör rol baktığımızda Ticaret ve Sanayi Odası'nın üzerinde siz bugüne kadar çeşitli çalışmalarla bir perspektif ortaya koydunuz. Bundan sonraki vizyonda geniş açıdan bakarsak, örneğin turizm zayıf kaldı dediniz. Turizm için neler düşünüyorsunuz? Ulaşım çok kolaylaşacağı için hızlı bir başka gelişim ihtimali de var. Hem ekonomik hem sosyal açıdan. Yeniden bu koordinasyon görevinde bir yeni bir vizyon çizme ihtiyacı da olacak anladığım kadarıyla. Bu anlamdaki çalışmaları ve projeleri ben sorsam. Şimdi Feril Bey, az önce söylediğiniz gibi Ticaret Sanayi Odası'nın rolü bu işin ekonomik boyutunun özellikle üstlenilmesi ve biz mümkün olduğu kadar üyelerimize, ilçemize, biz iş adamıyız. Bizim rolümüz para kazanmak. Üyemizi de, ilçemizi de zenginleştirmek. Bizim fayda maliyet hesabındayız her zaman hesap yaparken. Ne için söyledim bunu? Şimdi az önce söylediniz, otoyol, ulaşım, turizm. Bunları birbirine bağlayacağım. Hemen köprünün öbür ayağında Bilişim Vadisi diye bir vadi kuruluyor. Belki biliyorsunuz, proje köprüden gelirken de tabelalarda inşaatı da başladı. 150 bin bilim insanı o vadide, yeni bir Silikon Vadisi kuruluyor. Dünyanın birçok bilişim sektöründe bilinmiş markaları, ama ben buradan yine marka zikretmeyeceğim. Biliyorum reklama giriyor. Bilen bilir zaten, öyle. Çok çok meşhur dünya markaları oradan yerlerini ayırtıp orada Ar-Ge tasarım, inovasyon çalışmaları. Şimdi bu 150 bin bilim insanını
ben ticari sanayi odası olarak önemsiyorum. Niye önemsiyorum? O insan hafta sonu bir kafasını boşaltmak isteyecektir. Cenab-ı Allah bize lütfetmiş. O göl çevresi, o bizim Gürle Dağımız, İznik, muazzam bir kültür merkezi. Hafta sonu için ideal yerler buralar. Bungalov evleri, hobi bahçeleri, yamaç paraşütü, su sporları, golf sahaları, az önce dedim ya artık sanayiyi oraya sokmayacağız. Oralar büyük şehrimizin, Orhangazi Belediye'mizin turizm planlamasını biz gönülden destekliyoruz. Yani bir tür doğal yüksek yaşam kalitesi sunma hedefiniz var. Aynen öyle. Bir taraftan şimdi bizde gerek Gürle Köyü, gerek Keramet Ilıcası, biliyorsunuz Gedele Köyümüz, yeni Seyit Abatlar, yeni Cumalı Kızıklar olmaya aday yerler. İstanbul'a yarım saatlik, az önce bahsettiğim 150 bin bilim insanından 150 tanesi hafta sonu gelse Orhangazi abad olur. Ben bu yönden bakıp ticaret sanayi dostlar, ben köylümü nasıl zenginleştiririm, nasıl işte şu festivaller, Orhangazi'yi tanıtmak, göl çevresinin, Avrupa'da da göller var, gölü koruma deniliyor ama Avrupa'da biz birçok göllere, İtalya'da Koma Gölü'nden Garda Gölü'ne, İsviçre'de bir sürü göl, ama bunlar turizm yatırımlarına açık, imara kapalı. Orhangazi Gölü'nün de biz ticaret odası olarak bununla ilgili de bir kampanya başlatacağız. Gölümüzün turizm yatırımlarına açılması lazım. Orhangazi'li gölünün bu çevresinin ekonomiye kazandırması, ekonomiye kazandırılamadıktan sonra uzun süreli konaklama için gereken tesisleri siz istiyorsunuz. Yani şu şöyle, an günübirlik ağırlıkta anladığım kadarıyla. Göl koruma bandının bandı dikkate alınarak, ama Avrupa'daki gibi, dünyadaki gibi yeni bir şey istemiyoruz zaten. İllegal bir şey de istemiyoruz. Dünyada örnekleri nasılsa biz de gölümüzden ekonomik olarak bundan yararlanabiliyor olmamız lazım. Yoksa gölümüz diyerek sadece ona bakarak olmaz. Ekonomiye kazan, yani ilçenin ekonomisine, ilçe insanının ekonomisine bunun kazandırılıyor olması lazım. Yatırımlarına, turizm yatırımlarına imkan verilmesi lazım. Orhangazi bu yatırımlar yapıldığında zaten Orhangazi daha da yaşanabilir, daha da sosyal aktiviteleri yüksek bir Orhangazi olacak. Hayallerimiz bu yönde. Yani turizm, ama bu yönde çalışmalarımız da var. Daha önce çizdiğimiz fotoğrafta sanayi çok ileride, doyduk gibiydi. Evet. Tarım çok ciddi markaları çıkarma durumunda, onları ilerleteceksiniz. Ama artık turizm merkezi olarak da anılma kararlılığınız var. Büyükşehir'in ve Orhangazi Belediyesi'nin turizm çalışmalarını gönülden destekliyoruz. Yani artık biz Orhangazi'yi turistik bir mekan olarak anacağız, ama sadece herhalde Bilişim Vadisi'ndeki insanlar değil, Bursa'dan da çok gelen olacak, diğer İstanbul, çevre illerden de. İstanbul 18 milyonluk İstanbul yanında, ben sadece küçük bir örnek verdim oradan. Yani aslında çok gizli bir hazine var göründüğü kesinlikle kadarıyla. Kesinlikle gizli bir hazine var. Aynen, kullanılabilsin. Özellikle 2017'de anladığım kadarıyla bu alanda siz bayağı bir çaba sarf edeceksiniz. Evet. Çünkü 2017 geldi. Ben biraz o perspektifte odanın çalışmalarına da pencere açalım istiyorum. Evet. Az önceye kadar çizdiğimiz manzara çerçevesinde herhalde sanayileşme bir tarafta, gıda OSB ile tarıma biraz ağırlık var. Anladığım kadarıyla o coğrafi işaretlerine pek peşinde koşuyorsunuz. Ama ürün kalitesi, tanıtımı, festivaller ve turizm açılımları. Burada böyle daha nokta atışı öne çıkarabileceğimiz veya mesaj anlamında kamuoyuna paylaşmak istediğiniz oda adına hangi konular var? Odamız az önce de söylediğim gibi üye profili olarak çok güçlü bir sanayiye, çok güçlü bir tarıma sahip. Fakat biz oda olarak, bizim rolümüz burada ürünlerimizi ve ilçemizi öne çıkarırken, ama üyemizi de bu anlamda eğitim anlamında yetiştirebiliyor olmamız lazım. Her gün gelişen çağa da ayak uydurabiliyor olmamız lazım. Bu anlamda Feridun Bey, eğitim, seminer, konferans, panellerle, az önce sözünüzün başında dediniz ki evet Efendioğlu, marka yaratmak ama bunun içini doldurmak lazım. Temennilerle olmuyor. Çok doğru bir sözdü. Onu içini doldurmak için söylüyorum. Üyelerimize eğitimlerle, seminerlerle, konferanslarla bir marka nasıl yaratılır? Çünkü bir marka gerçekten büyük bir maraton, marka yaratmak. Ama bununla ilgili de bir adım atmak da gerekiyor. Eğitimlerle, biz geçen 3 yılda çok fuarlara getirdik ürünlerimizi. Evet. Muhtarım bilir, başkanım bilir.
Brezilya'ya dahi, o zaman Cumhurbaşkanımız, o zaman Başbakan'dı, Brezilya'da tesadüf etti. Bizim standımızda ürünümüzün, hatta belki resimlerde vardır, tadına bakarken bizi de tebrik etti. Şimdiki Cumhurbaşkanımız, o zaman Başbakan'dı. Buraya kadar ürünlerinizi getirmişsiniz diye. Her ülkeye hemen hemen ürünlerimizi fuarlara götürüyoruz, tanıtıyoruz, illere götürüyoruz. Birçok sempozyumlara, konferanslara, her yere çalışmadan olmadığını biliyoruz. Temenniyle olmayacaktır. İcraat da gerekiyor. Onun için 2017'de biraz daha eğitim, seminer, konferans, panel yılı olacaktır. Marka yaratmaya yönelik eğitimlere, seminerlere, aile anayasasına, şirketlerin kurumsallaşmasına yönelik, kurumsallaşamadıkları sürece şirketler çabuk çöküyorlar. Anayasalarını oluşturamadıkları sürece. 2017 OTSU için daha çok eğitim yılı olacaktır. Evet, altyapının özellikle sosyal anlamda şirketlerin bir yerde kimliğini oluşturabilmesini siz istiyorsunuz. Bunun için ciddi yatırımların da ben burada mesajını almış oldum. Bu yatırımlar tabii ki sizin oda faaliyetleriyle daha çok öne çıkacak. Sayın Öztürk, siz projelere nasıl bakıyorsunuz? Bu çerçeveyi Sayın Efendioğlu net ortaya koydu ama uygulamalarda sizler de koşturuyorsunuz. Kesinlikle. Son mesajlar anlamında da ben değerlendirme alacağım ve festival içinde son sözü Gedelek muhtarına Sayın Dönmez'e bırakacağım. Şimdi Orhan Gazi Ticaret ve Sanayi yönetimi olarak gerçekten çok aktif bir yönetim faaliyetleri içerisindeyiz. Hemen hemen her ay bir üyemize yönelik faaliyetimiz olmakta. Başkanım da bahsettiği eğitim faaliyetleri, kurumsallaşmalar yönünde firmamızın ihtiyaçları olan faaliyetler ve bunun dışındaki tüm mevzuatlarla ilgili kısa sürede eğitim seminer pozisyonunda çalışmalarımız var. Üyelerimizi tüm güncel mevzuatlarda konusunda bilgilendirip onların daha iyi noktalarda ticaretlerini artırabileceği iyi çalışmalar noktasında onları destekliyoruz. En son yapmış olduğumuz sanayi ticaret erbabı işbirliği çalışmamızın ikinci ayağını şu an gerçekleştireceğiz. Bu güçlü sanayimizle Orhan Gazi ticaretimizi bir araya getirecek bir projemiz vardı. Bunun ikinci etabında sanayi kuruluşlarının bir veri tabanıyla alımlarını Orhan Gazi'den nasıl yapabilir yönünde bir çalışmamız olacak. Ve buna benzer yine diğer çalışmalarımız 2017 planlarımızda var. Her ay dediğimiz gibi bir ya da iki faaliyetle biz üyemizi bu konuda bilgilendireceğiz. Onlarla ilgili çalışmalar içerisinde olacağız. Benim gördüğüm bu tablo, açıkçası siz ayrı ayrı markalar yaratma, bunları geliştirme konusunda rehberliğinizi, koordinatörlüğünüzü sürdüreceksiniz ama gördüğüm kadarıyla Orhan Gazi de böyle giderse tam anlamıyla bir marka olacak. Türkiye'de örneklik İnşallah. Model evet, anlamında evet. Bu model çok değerli, temel bilgi birikimiyle. Ve buradan son sözü Sayın Dönmez size bırakayım. Festivale davet anlamında hangi evet. mesajları paylaşacaksınız? Süremizin sonuna geldik. Sağ olun. Ben şunu paylaşmak istiyorum. Biz Bursa olarak bir bütünüz. Buradan yola çıkarak diyorum ki Gemlik'ten başlayıp bütün Bursa'yı, halkını, ilçelerini köyümüze davet ediyoruz. Bu başlattığımız şeye destek versinler. Çünkü biz Bursa'yız. Orhan Gazi olarak da önce Bursalıyız. Onun için herkesi davet ediyorum buradan. Bu fırsatı da bize verdiğiniz için Ferdun Bey size teşekkür ediyorum. Muhakkak gelsinler, görsünler. Turizmin, sanayinin, tarımın nasıl iç içe olduğunu inşallah dünyaya tanıtacağız. Gedelek'ten başlayacağız bunu. Evet, bu çok önemli bir mesaj. Açıkçası tüm coğrafi bölgelere, gelişmek isteyen tüm bölgelere de önemli bir mesaj. Çünkü kendilerine rehber aradıklarında bakacakları evet. bir örneği ben bu akşam izledim sizin açıklamalarınızda. Evet, festivalin ben hayırlı olmasını diliyorum aynı zamanda. Sayın Efendioğlu, Sayın Öztürk, Sayın Dönmez, değerli katılımlarınızdan, paylaştığınız bilgilerden dolayı teşekkürlerimi sunarım. Biz teşekkür ederiz. Biz teşekkür ederiz. Evet, Ekodinamik'in bu haftalık sonuna geldik. Gelecek yayında görüşmek üzere. Hoşça kalın efendim.